Sevgili izleyicilerimiz, Fon Analiz videomuza hoş geldiniz hepiniz. Her salı akşamı olduğu gibi bu akşam da sizinle bir fonumuzun analizini paylaşacağım. Bu hafta için seçtiğimiz fonumuz TL kodlu Avro Portföy'ün yabancı borçlanma araçları fonu. Biz bu hafta pazartesi günü de Twitter hesabımızda yabancı borçlanma araçları ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştuk. Ve burada çeşitli haber kaynaklarından derlediğimiz bir bilgiyi paylaştık. Yabancı tahvillere olan ilginin arttığını ve burada getirilerin son bir ayda epeyce yükseldiğini yazdık. Neden böyle bir gelişme oldu ve biz neden bugün bir yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapan bir fonu incelemek istedik, onu anlatalım size. Şimdi büyük ekonomiler özellikle son dönemde faiz indirim süreçlerine başladılar. Kanada Haziran ayının başında faizlerini indirdi. Avrupa Merkez Bankası da aynı şekilde faiz indirim sürecine Haziran ayında girmiş oldu. Bundan sonra da faizleri indirmeye devam edecek. Şimdi büyük beklenti Fed tarafında. Amerika'nın da faizleri indirmesi bekleniyor. Piyasa Eylül ayı itibariyle buna başlayabileceğini fiyatlıyor. Ama Eylül'de olmazsa 2024'te muhakkak bir ya da iki tane faiz indirimi olabilir. Olabileceğini piyasalar öngörmekte. Burada tabii Fed'in özellikle baktığı enflasyonla ilgili veriler ve istihdam verileri, yani istihdamın birazcık yavaşlıyor olması lazım Amerika'da. Ekonominin birazcık zayıflıyor olması lazım ki Fed de faiz indirim sürecine başlasın. Peki Fed'in faiz indirim sürecine başlaması, Avrupa'nın faiz indirmeye başlaması diğer yatırım araçları açısından ne ifade ediyor? Şimdi faiz aslında paranın fiyatı. Siz doların fiyatını düşürmeye başladığınız zaman ona olan ilgi azalıyor. Yatırımcılar dolardan çıkıp başka tür yatırım araçlarına geçmeye başlıyorlar. Nelere geçmeye başlıyorlar? İşte altına geçiyorlar, daha riskli hisse senetlerine geçiyorlar. Yabancı ülkelerin çıkartmış olduğu tahvillere, borçlanma araçlarına geçmeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada doların faizinin düşüyor olması diğer riskli varlıklar açısından baktığımızda oldukça olumlu. Biz de bu anlamda bu tür yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapan bizim piyasamızda çok az sayıda fon var. O fonlardan bir tanesi olan TL'yi incelemek istedik. Avro Portföy'ün yabancı borçlanma araçları fonu. Eski bir fon, 8 yıllık bir fon. Ben hemen fonla ilgili iyi gelirdeki fon detay sayfamızı paylaşacağım sizinle. Ve fonumuzu size hem performans olarak, içerik olarak hem de işte içerisinde tuttuğu yatırım araçları olarak birazcık daha detaylı incelemeye çalışacağım. Sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Dediğim gibi 8 yıllık bir fon, 500 milyonluk büyüklüğü geçmiş ve 2569 yatırımcısı var fonun. Alış ve satışta alış valörü bir gün, satışta ise 3 günlük bir valör var, 3 iş günü. Yani siz satış emri verdikten sonra 3 iş günü sonra paranız hesabınıza geçiyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi gelelim fonumuzun şöyle bir performansına bakalım. Hem TL bazlı hem de dolar bazlı performansını göstereceğim size. Son bir aylık getirisini burada görüyorsunuz. Burada TL bazlı getirilerdir. Bu ekranda gördüğünüz getiriler. %2'ye yakın bir getiri var. Yüksek bir getiri değil ama bu önümüzdeki dönemde getirinin yükselmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hep onu söylüyoruz. Geçmiş performans geleceğin aynası değil. Yani geçmişte gördüğümüz yüksek getiriler gelecekte de olacak anlamına gelmiyor. Düşük getiriler de böyle sürecek anlamına gelmiyor. Bu tamamen fonun içerisindeki yatırım aracının ileriki dönemde göstereceği performansla alakalı. Şimdi biz de yabancı tahvillerle ilgili olumlu bir performans beklediğimiz için faiz indirim süreciyle bağlantılı olarak bu fonda da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Son 6 aylık getirisi ya da yılbaşından bu yana da zaten benzer %17 civarında bir getiri var. Son bir yıllığa baktığımızda da %57,8'lik bir getiri görüyoruz. 3 yıllık getirisinin de %310 olduğunu görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tabii burada bu 3 yıllık süre zarfında hep Amerikan faizinin yüksek olduğunu hatırlayalım. Şimdi böyle baktığımızda fonumuzun aylık getirilerini de şöyle bir görelim. Sadece 2024 yılında tek bir ay negatif getiri yazdığını görüyoruz. O da Nisan'da -0,75. Onun dışında pozitif getiriler görüyoruz. Ocak'ta ve Şubat'ta ve Mart'ta yaklaşık %4 civarında getiriler var. Haziran henüz bitmedi. %2,05'lik bir getiriyi buradan takip edebiliyoruz. Bunun dışında biraz daha aşağı doğru geliyorum.
Fonumuz 5 risk düzeyine sahip bir fon. Yani ortanın bir tık üzerinde riskli. Fonların biliyorsunuz 1'den 7'ye risk değerleri vardır. 7 en yüksektir. 5 ise ortanın biraz üzerinde diyebiliriz. Fonumuzun negatif getirili gün sayısı son bir yılda 83 gün negatif getiri yazmış. %33'lük bir negatif getirili gün oranı var. Bunu daha riskli olan hisse senedi fonlarına baktığımızda %42'ler, 45'ler görüyoruz. Dolayısıyla onların bir tık altında olduğunu görebilirsiniz. Buradan şöyle aşağı doğru iniyorum ve ben aslında varlık dağılımını size birazcık daha detaylı olarak anlatmak istiyorum. Şimdi bu fonumuz %70 oranında yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan bir fon. Yani yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapıyor ama bunun da çok büyük bir kısmını şirket tahvillerine yatırıyor. Devlet tahvillerine de yatırım yapıyor. Bunun da portföydeki payı yaklaşık işte 24 Haziran itibariyle baktığımızda %16 düzeyinde. Yani ağırlıklı olarak özel sektör şirketlerine yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Bunun dışında işte çok az %5'e yakın yerli hisse senetlerinden tutuyor. Yatırım fonlarına biraz yatırım yaptığını görüyoruz buradaki dağılımdan. Türk şirketlerinin borçlanma araçlarına yatırım yapıyor. Biraz viyop işlemi yapıyor. Ama ağırlıklı olarak gördüğünüz gibi zaten de en az %80'ini yabancı borçlanma araçlarından oluşturmak zorunda. Bu şekilde bir yatırım yapmış. Peki buradaki dağılımın birazcık daha ayrıntısını öğrenmek istersek neyle karşılaşırız? O zaman bunun için de portföy dağılım raporuna bakmamız lazım. Fonumuzun en son gönderdiği portföy dağılım raporunu gene ben iyi gelirden indirdim. Sizinle paylaşıyorum şu anda bunu. Tabii burada gördüğünüz bu rapor 31 Mayıs itibariyle. Şimdi de 30 Haziran raporu Temmuz ayının başında gelecek. O zaman buradaki resmin değişip değişmediğini göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi tek tek hangi tahvillere yatırım yaptığını bize veriyor. 25-30 tane aslında tahvile yatırım yaptığını görüyoruz. Biz Agroportföy'ün genel müdürü İsmail Erdem'le de bir programımızda çok detaylı olarak konuşmuştuk TL'yi. Onun da linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da detaylı dinleyebilirsiniz. Orada İsmail Bey'in aktardıklarından sizinle ben de bilgi paylaşayım. Buradaki resmi de birazcık daha detaylı olarak görürüz. Şimdi aslında burada görmüş olduğunuz tahvillerin 25-30 tane tahvil var. Bunların yıllık iç verimleri %9 civarında dolar bazında. Dolar bazında baktığımızda %9 civarında iç verimleri olan tahviller olduğunu görüyoruz ve süreleri de durasyonları da 5 yıl civarında. Yani uzun vadeli aslında tahvillere yatırım yapmış. Ve burada gördüğünüz bu tahvillerin kredi notları da sevgili izleyicilerimiz Türkiye'nin kredi notlarına yakın. Yüksek kredi notlu tahvilleri eğer tercih ederseniz o zaman getiriler daha düşük oluyor. Ama düşük kredi notları tercih ederseniz o zaman tabii ki aldığınız riske bağlı olarak getiriniz de daha yüksek oluyor. Agroportföy Genel Müdürü İsmail Bey de burada daha düşük kredili kredi derecesine sahip tahvilleri tercih ettiklerini çünkü yüksek getiri yani yıllık %9 oranında dolar bazında getiriyi hedeflediklerini iletmişti. Burada tabii böyle yüksek risk alarak bu işi yapmanın da aslında geçtiğimiz dönemde kendileri için herhangi bir sıkıntı yaratmadığından bahsediyordu İsmail Bey. Bunun sebebi olarak da şunu söylüyor. Biz diyor 25-30 tane tahvile yatırım yapıyoruz. Yani gidip de böyle 3-5 tane tahvile bağlayıp paramızı büyük risk almıyoruz. Bölüyoruz riski. Hem sektör anlamında bölüyoruz hem de coğrafya anlamında bölüyoruz. Yani farklı farklı ülkelerin tahvillerini portföylerimize koyuyoruz. Peki hangi ülkelerin tahvilleri var? Devlet tahvilleri olarak baktığımızda 31 Mayıs itibariyle portföyde Güney Afrika'nın yer aldığını görüyoruz. Güney Afrika tahvilleri, Mısır hükümetinin, Nijerya hükümetinin tahvillerinin yer aldığını görüyoruz. Daha öncesinde Amerikan tahvilleri de vardı. Onları portföyden çıkarttıklarını görüyoruz. Ama ülke bazında böyle gelişmekte olan ülke tahvillerini portföylerinde tutuyorlar. Şirket olarak baktığımızda, şirket tahvilleri olarak baktığımızda ise bu 25-30 tane şirketin içerisinde Bombardier'in, Eskom'un, UniCredit'in, Adani Green Enerji'nin, Petrolios Mexicanos'un, işte Arap, özür dilerim, Goldman Sachs'ın,
olduğunu görüyoruz. Ve burada özellikle sektör seçimi olarak da enerji sektörünün ve bankacılık, finansal kurumlar sektörünün portföyde ağırlık taşıdığını görmekteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bunun dışında fon gene kendi fonu olan, hisse senedi fonu olan TL'ye de bir miktar yatırım yapıyor. Avro Portföy hisse senedi fonuna da ufak da olsa bir yatırımı var. Bunun dışında şunu da söylüyor. Biz de zaten portföyünde de görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Portföyün %5 ila 10'luk kısmıyla diyor Türkiye'deki fırsatları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani yeni ihraçlara girebiliyoruz. Eğer bir hisse senedinde bir potansiyel varsa ona yatırım yapabiliyoruz diye de dile getiriyor Sayın Erdem. Dolayısıyla burada böyle bir hani çeşitlendirilmiş yabancı tahviller açısından çeşitlendirilmiş bir portföy olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi ben sizinle bu paylaşımı bir durduracağım. Bir de acaba buradaki dağılım, varlık dağılımı bazındaki olan bu dağılım son işte 2023'ün başından itibaren nasılmış diye bir de size göstermek istiyorum. Onunla ilgili de bir Excel sheet hazırlamıştık. Onu hemen sizinle paylaşacağım. Hemen şöyle yapalım. Evet, şuradan hemen diğer Excel sayfamıza geçeyim. Bunu da birazdan göstereceğim zaten. Şöyle 2 Ocak 2023'ten itibaren portföyünde neler tutmuş, nasıl bir değişim olmuş diye baktığımızda gördüğünüz gibi yabancı özel sektör tahvilleri %67'ymiş örneğin 2 Ocak 2023'te. Yabancı kamu borçlanma araçları da %16 düzeyine yani şu anki düzeyine oldukça yakın. Dönem içerisinde tabii ki bu bakın gün gün size gösteriyorum burada %70'lere çıkıyor yabancının payı, yabancı özel sektörün payı, kamunun payı biraz azalıyor. Böyle bir değişim var ama genel olarak %70'ler civarında yabancı özel sektör ve %15-16 civarında da kamu borçlanma araçlarını görmekteyiz. %5 civarında yatırım fonlarına yatırım yaptığını söylemiştik. Bir de bakın burada hisse senetlerini görüyorsunuz. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine de işte kimi zaman %2, kimi zaman %3, bazen %5 oranında paylar vererek portföyü yönetiyorlar. Biyop işlemi de yapıyor çok az da olsa yani portföyü korumak amacıyla biyop işlemlerine de yer verdiğini söyleyebiliriz fonumuzun. Böyle bir yapıda portföyünü sürdürmeye çalışıyor. Bir de size fonumuzun dolar bazlı getirisini de göstermek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Biz burada dolar bazlı getirileri hesaplamıştık. Siz de şu anda ekranımı görüyorsunuz galiba. 24 Haziran itibariyle baktığımızda sevgili izleyicilerimiz, son bir ayda dolar bazında bir getirisi oluşmamış, yatay seyretmiş. 6 aya baktığımızda %3,7 dolar bazlı getirisi. Yılbaşından bu yana %5,2'lik bir getiri yakalamış ve bir yılda %22'ye yakın getirisi olmuş. Yani dolar bazında %9'luk bir getiri hedefliyoruz demişlerdi. Burada biz bir yılda %22'lik bir getiri görüyoruz. Şimdi tabii takip edeceğiz. Uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirmeniz gerektiğini de özellikle size vurgulamak istiyoruz burada. Bu faiz indirim süreçlerinin devam etmesiyle beraber bu fonumuzda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Düşükten maliyetlendirerek böyle bir fona yavaş yavaş girişler yapabilirsiniz. Bir de şunu söyleyelim, tabii bize çok soruluyor bu. Dolarda bir devalüasyon beklentisi olan izleyicilerimiz, takipçilerimiz var. Her ne kadar işte ekonomi yönetimi TL'nin değerleneceğine dair ve ekonomi politikasını, mevcut ekonomi politikasını sürdüreceğine dair söylemlerde bulunsa da bu endişe sürüyor yatırımcılarımızda. Bunu da tabii ki haklı buluyoruz daha önceden yaşadığımız tecrübeler nedeniyle. Dolayısıyla aslında TL bu anlamda size bir fırsat da sunuyor. TL'yi siz dolar olarak da alabilirsiniz. Yani dolarınıza da giriş yapabilirsiniz. TL'yi bütün bankalardan, aracı kurumlardan Türk lirası olarak satın alabiliyorsunuz. TEFA'sı açık bir fon. Ama ben dolarla almak istiyorum derseniz o zaman Avro Portföy'de bir hesap açtırarak TL'yi dolarınızı verip dolarla da satın alabilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Dolarla aldığınız zaman ödediğiniz vergi de eğer kazanç elde edip satış yaparsanız ödeyeceğiniz vergi de dolar bazlı oluyor. Burada da tabii kur farkından kaynaklanan oradaki vergideki o artış da size yansımamış oluyor dolar bazlı vergi ödemesi yaptığınız için. Bunu da bir hani şey olarak söyleyelim, fırsat olarak söyleyelim. Dediğim gibi TL'ye Avro Portföy'de hesap açtırarak dolar
dolar bazında giriş yapabilirsiniz. Yatırım fonları içerisinde sadece yabancı borçlanma araçlarında böyle bir imkan olduğunu da söyleyelim. TL'nin de böyle bir imkanı sağladığını sözlerimizi ekleyerek videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazanç diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.